Sevgili öğrencilerim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Haziran ayı çalışma sorularından Manisa ilimizin hazırlamış olduğu fen bilimleri sorularının çözümleri ile beraberiz. İlk sorumuz, aşağıda İtalya'nın Milano şehrinde dizel araçlarla ilgili alınan kararlardan bir bölüm paylaşılmıştır demiş. Önce metni okuyalım. Avrupa'da 2030 yılına kadar dizel araçların kademeli olarak üretimden kalkmasına karar verildi. Bu kararın üstüne dizel araçların yasaklanmasına ilişkin ciddi bir adım da İtalya'nın Milano kentinden geldi. Yaklaşık 5-6 yıldır tartışılan dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması 25 Mart 2019 yılında Milano Belediye Yönetimi tarafından alınan kararda yürürlüğe girdi. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Milano şehrinde hava kirliliğinin insan sağlığını ve tarihi dokuyu tehdit etmeye başlamasıyla bu kararın alındığı belirtildi. Demiş ki bana, buna göre Milano Belediye Yönetimi'nin aldığı kararın temel sebebiyle ilgili olarak seçeneklerdeki yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi ben burada temel sebep olarak insan sağlığını ne etkiliyor? Hava kirliliği. Peki hava kirliliği neden oluyor? Çünkü dizel araçların egzozlarından çıkan kükürt dioksit, azot dioksit, karbondioksit hava kirliliğine sebep oluyor. Peki tarihi dokuyu nasıl tehdit ediyor? Çünkü bu gazlar tekrar su buharı ile birleşince asitlere dönüşüyor, asit yağmurlarına dönüşüyor ve tarihi doku üzerindeki mermer yapıyı bozuyor, aşındırıyor. Çünkü asitler mermerlerle ne yapar? Daha doğrusu asitler mermeri aşındırır. Şimdi temel sebebi okuyalım. Dizel araçların maliyetlerinin oldukça yüksek olması mı? Hayır, değil. Milano şehrinde çok fazla dizel araç bulması, iyi de tamamen kaldırıyorum. Bakın, hiç o trafiğe çıkmasını istemiyorum. Çok fazla olması değil. Yani bu araçların egzozlarından çıkan gazın zararlı olmasından kaynaklı. Dizel araçların şehrin tarihi dokusunu bozması. Araç bozmuyor. Aracın egzozundan çıkan gazlar asit yağmuruna sebep oluyor. Onlar bozuyor. Dizel araçlardan çıkan egzoz gazlarının asit yağmurlarına neden olması. Evet, doğru cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Diğer sorumuz, ikinci sorumuz. Aşağıda çevre uzmanlarının Erzurum ilinde yaptıkları incelemeler sonucunda hazırladıkları rapordan küçük bir kesit paylaşılmıştır. Şimdi demiş ki, uzmanların tespitlerine dayanarak Erzurum ilindeki tarihi eserlerde meydana gelen bozulmaların sebebi hangisiyle en doğru şekilde açıklanır? Bakalım. Erzurum'da coğrafi konum ve iklim nedeniyle hava kirliliği yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Özellikle kış aylarında kirlilik miktarı artmakta ve buna bağlı olarak da şehir merkezinde bulunan Yakutiye, Çiftemineli ve Ahmediye medreseleri ile Lalapaşa Camii'nde taş bozulmalar meydana gelmekte. Şimdi en doğru sebebine bakalım. Bir kere coğrafi konum ve iklim nedeniyle dedi. Buraya bir yıldız atacağız. Yani burada başında aslında cümlenin vermiş. Hava kirliliğinin yaşanmasının sebebini coğrafi konum ve iklim nedeniyle demiş. Özellikle de kış aylarında kirlilik demiş. Sebebi nedir? Fosil yakıtlar ısınma amaçlı. Kış çok uzun olduğu için kullanılmakta. Kullanılınca atmosfere bu zehirli gazlar çıkmakta. Aynen birinci soruda olduğu gibi asit yağmurlarına sebep olmakta. Bunlar da taş yapıları ne yapıyor? Bozmakta. Bakın, şehir merkezindeki nüfus yoğunluğu mu en doğru şekilde açıklar? Hayır. Kentin iklim yapısının sert ve kışlarının uzun olması. Şimdi cevap bu, doğru. Ama yine de bir bakalım, belki diğerinde daha detaylı ve doğru bir açıklama yapılmıştır. Tarihi eserlerin bakımının düzenli olarak yapılmaması mıdır bu bozulmanın sebebi? Yoksa burada demiş, kirlilik miktarı artmakta ve buna bağlı olarak demiş, zaten burada bağlı olarak diye ifade kullandığı için cevap C olamaz. Tarihi eserlerin inşasında kullanılan malzemenin bölgenin iklim özelliklerine uygun olmaması mıdır? Hayır. Cevap ne çıktı? Teyit ettik. Bursa, kentin iklim yapısının sert ve kışlarının uzun olmasıdır. Çünkü fosil yakıt tüketimi çok arttığı için bunlar da asit yağmurlarına sebep olmakta. Bir diğer sorumuz yine asit yağmurları ile ilgili. Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir sanayi kenti olan Manisa'da yaşayan Ayda, gece yağan yağmurdan sonra sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla dolaşırken ağaçların yaprakları üzerinde delikler olduğunu fark eder. Bu deliklerin oluşumunu engellemek için arkadaşlarından fikir alan Ayda, arkadaşların verdiği fikirlerden birinin bu sorunun çözümüne uygun olmadığını düşünür. Diyor ki, verilen fikirlerden hangisi bu sorunu
çözmez. Okuyalım bakalım. Şimdi bir kere bu yapraklardaki delik oluşumunun sebebi zaten nedir? Asit yağmurlarıdır. Çünkü fabrika bacalarından yine zehirli gazlar çıkıyor. Su buharıyla birleşiyor. Hop asit yağmuruna dönüşüyor. Asit yağmurları biliyoruz ki kuvvetli asitler ne yapar? Canlı dokuyu tahriş eder. Burada da yapraklarda ne oluşumuna sebep olmuş? Deliklerin oluşumuna sebep olmuş. Şimdi pH değeri gittikçe düştükçe kuvvetli asit olacağı için ne yapıyor? Canlı dokuya zarar veriyor. Peki asit yağmurlarının çözümü bakalım. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması alternatif bir çözüm müdür? Uygun bir çözüm müdür? Evet. Yani fosil yakıt az olacak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsam. Fabrika bacalarına filtre takarsam muhteşem olur. Fosil yakıtlardaki kükürt oranının artması demiş. İyi de artarsa daha çok zehirli gaz salınımı olacak. Daha çok kükürt dioksit çıkacak. O yüzden C benim için uygun bir fikir değil dedik. Ve diğerine yine de bakalım. Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması. Evet, daha çok ağaç olursa etraftaki zehirli gazı yani mesela karbondioksit de ne yapmış olacak? Ağaçlar almış ve onu neye dönüştürmüş olacak? Oksijene dönüştürmüş olacak. Besin üretmiş olacak. Fotosentez yapmış olacak. Evet, ağaçlandırma çalışması da önemli. Diğer sorumuz, dördüncü sorumuz. Dünyanın güneşe göre konumları görselde verilmiştir demiş. Şöyle biraz küçülteyim, rahat gözüksün. Evet, bana diyor ki soruda, öğretmen öğrencilerinden dünya üzerinde KLM'nin harfleriyle belirlenmiş ülkelerde verilen konumlarda yaşanabilecek mevsimsel özelliklerin neler olabileceğini bekler demiş, söylemelerini bekler. Hangi öğrenci cevabı hatalıdır bulacağız. Şimdi K tam olarak ekvator üzerinde, M tam olarak ekvator üzerinde, N kuzeyde, L de kuzeyde. Şimdi buna göre N ülkesinde, N'yi buldum, N burada. N ülkesinde güneş ışınları yengeç dönencesinde ilk olarak geldiği için hangi tarih burası? 21 Aralık tarihi. Evet, doğru mu? Doğru. Yengeç dönencesine ilk olarak geldiği için burada en uzun gece yaşanır mı? 21 Aralık en uzun gecenin, en kısa gündüzün yaşandığı tarih mi? Evet, doğru. A şıkkı doğru. B'ye geldim. L ülkesinde. L nerede burada? 21 Haziran yazalım. Evet, 21 Haziran. Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik. Evet, doğru. Dik olarak geldiği için burada gölge boyu en uzun mudur? Güneş ışınları dik geldiğinde gölge boyu neydi? Sıfırdır. Ama burada en uzundur demiş. Yanlış olmuş cevabımız. Bursa yine de diğerlerini okuyalım. C şıkkı M ülkesinde. M nerede? Burada. Yani 23 Eylül'ün yaşandığı tarih. Evet, özel tarihlerimiz bunlar değil mi? Önemli. 23 Eylül tarihi. Evet, M ülkesinde güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düştüğü için burada gece gündüz süresi eşit midir? Evet, eşittir. Doğru. K ülkesinde burayı gördük. Yani 21 Mart'ın olduğu tarih. Bakalım güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla geldiği için burada öğle vakti gölge oluşmaz mı? Evet, gölge boyu sıfırdır öğle vakti. Doğru. Diğer soru, beşinci soru. Bu denemenin, evet, nasıl diyeyim, şıkları ile ilgili sıkıntı olan, daha doğrusu hani bilmek zorunda olmadığınız bazı bilgiler de var burada şıklarda. O yüzden zorlanabilirsiniz. Çok normal sevgili öğrencilerim. Keşke daha farklı şıklar yazılsaydı şuraya, daha bariz bilindik şıklar eklenseydi. Şimdi açıklarken göreceksiniz. Maddelerin asit ya da baz olduğuna karar vermek için kullanılan ayıraçlardan biri olan gül yaprağı ayıracı, gül yapraklarının etil alkolde çözülerek açık kahve tonlarında bir çözelti elde edilmesiyle hazırlanır. Asitle etkileşirse pembe, baz ile etkileşirse sarı renk alır. ÖDM maddelerin özelliklerini belirlemek için gül yaprağı ayıracı kullanılarak yapılan deneyde renk değişimi verilmiş. Hangisi olabilir demiş. Şimdi sarı oluyorsa kimdi bakalım? Baz oluyordu. Baz yazdık. Açık pembe oluyorsa ne oluyordu? Asit oluyordu. Yani ben Ö olan yerde baz bulacağım. Çikolata baz mıdır? Evet, bitter çikolata aklınıza gelsin. Yemek sodası, soda bazdır. Arap sabunu, zaten sabun, deterjan, şampuan hep nedir? Bazdır. Şimdi Ö'nün baz olduğunu bulduk. Bütün şıklarda baz. D'nin de bütün şıklarda, daha doğrusu D'nin de ne olması gerektiğini biliyorum? Asit olması gerektiğini biliyorum. Tereyağı asittir. Yağların içinde asit var çocuklar. Tereyağı asit. Sütten elde ediyorum. Öyle düşünün. Aklınıza gelsin. Tereyağında asit var. Ketçap domatesten elde ediyorum. Zaten asit. Sütün asit olduğunu biliyoruz. Kahve. Şöyle düşünün. Çok fazla kahve içtiğinizde mesela mideniz ağrır.
Ya da Türk kahvesini düşündüğünüzde, içtiğinizde sevgili öğrencilerim, mesela midede hem yemekten sonra içilir, sindirime yardımcı olsun diye, ama aynı zamanda kahveyi çok sık tüketirseniz midede rahatsızlığa sebep olur. Çünkü nedir? Kahve asittir. Şimdi D'nin de hepsini ben ne buldum? Bütün şıklarda asit buldum. Şimdi nereden bulacağım? M'den cevabı ulaşacağım. Ama burada bir sıkıntı var. Tamam, diş macunu bu M maddesinde ne olması gerektiğini biliyorum. Asit olması gerektiğini biliyorum. Şimdi diş macunun baz olduğunu biliyorum. Olmaz. Hani deterjanların biz ne olduğunu biliyoruz. Baz olduğunu biliyoruz. Şimdi zeytinyağının da zeytinden yapıldığını biliyoruz. Tamam. Meyveler ve sebzelerde hep asit olduğunu bildiğimiz için cevabı C diye işaretledik. Harika, çok güzel. Ama burada deodorantla saç spreyi çıktı. Şimdi siz nereden bileceksiniz bunların baz olduğunu? Zeytinyağını tamam, asit bulduk, biliyoruz. Ama deodorantla saç spreyini bilememe ihtimaliniz çok yüksek. Şöyle düşünün, temizlik maddelerinin hepsinde baz var diye düşünün. Ama reklamları izliyorsanız reklamlarda da şöyle bir sıkıntı var. Cilde uygun pH'a sahip diyor. Mesela deodorant reklamı çıkıyor. Rolon reklamı çıkıyor. Cilde uygun pH'a sahip diyor. Şimdi cildimizin pH'ının da biz mikropları öldürücü bir özellikle terimizin özellikle pH'ının 5,5, yani cildimizin pH'ının 5,5 olduğunu biliyorsak, hafif asit özellikte olduğunu biliyorsak, cilde uyumlu dediğinde bunların da ne olduğunu düşünebiliriz? Asit olduğunu düşünebiliriz. Saç spreyinin saç yapısına uygun olabileceğini düşünerek, yani burada aslında bence şöyle bir kocaman soru işareti koyuyorum. Yani sıkıntılı olmuş manasında. Deodorant ve saç spreyi hani temizlik malzemesi gibi düşünebilirsiniz. Ya da saç spreyi hiç ne alaka diye de düşünebiliriz. Buradan aklınıza gelemeyebilir. Şimdi zeytinyağının kesin asit olduğunu biliyoruz ama deodorantla saç spreyini bilememiş olmanız, onların baz olduğunu bilememiş olmanız çok normal. Sınavda böyle bir soru çıkar mı? Emin olun çıkmaz. Çıkarsa iptal edilir. Çünkü bütün öğrencilerin bunların içeriğini ve pH'ını bilme gibi bir zorunluluğu yok çocuklar. Şimdi altıncı soru da çok ilginç bir soru. İlk defa ben okudum ve burada gördüm, öğrendim. Belki duymuştum ama hiç yani hatırlamıyorum. Belki geçmiştir okuduğum kaynaklarda ama görünce şaşırdım. Aşağıdaki makalede kimerik canlıların oluşumu hakkında bilgiler verilmiş. Şimdi kimerik ne demek? Burada anlatmış. Anne karnında gelişen iki embriyodan birinin gebeliğin çok erken evresinde ölmesiyle birlikte ölen embriyonun bazı hücreleri diğer canlı embriyo ile birleşebilir. Şimdi ölen embriyonun hücreleri diğer embriyoya geçiyor. Bunun sonucunda kendi DNA'sının yanı sıra doğmayan ikizin DNA'sını da taşıyan tek bir canlı meydana geliyor. Yani iki farklı DNA'ya sahip canlı demek. Bu canlıya biz ne ad veriyormuşuz? Kimerik canlı. Embriyonun büyüme sürecinde iki ayrı embriyodan gelen farklı DNA'ya sahip hücre grupları farklı doku ve organların oluşumunda rol oynayabilir. Şimdi esas bilgi burası. Örneğin bebeğin karaciğeri ve saç dokusu kendisine ait hücre grubundan, böbreği ve kan dokusu ise doğmamış ikizine ait hücre grubundan köken almış olabilir. Diyor ki bana, bu bilgilere dayanarak kimerik olan bir bireyin seçeneklerdeki özelliklerden hangisini taşıdığı söylenemez. İki farklı kan grubu taşıyabilir mi? Kalıtsal özellikler olduğuna göre, kan grubu kalıtsal bir özellik olduğuna göre iki farklı kan grubunu kardeşinden alabilir, bir diğer özelliği olabilir mi? Olabilir. Böbrek büyüklükleri değişiklik gösterebilir. Yani iki tane böbreğiniz olduğuna göre, sağ böbrek, sol böbrek, bir tanesinin hücreleri kendisinden, diğeri de ikizinden almış olabilir mi? Olabilir. Hücre gruplarının farklılığına mutasyon mu sebep olmuş sevgili öğrencilerim, yoksa ikizinin genetiğini mi almış, ikizinin DNA'sını mı almış? O yüzden mutasyon olamaz burada. Şimdi cevap C. Yine de D'ye bakın. Birden fazla DNA diziline sahip olduğunu zaten yukarıdaki paragrafta anlatmış. Kendi DNA'sının yanı sıra ikizinin DNA'sını da taşıyan canlı demek zaten kimerik canlı. Birden fazla DNA dizilimine sahip. Evet, burada farklı bir bilgi öğrenmiş olduk bu soru sayesinde. Evet, periyodik sistemle ilgili yedinci soru. Şimdi burada da yine sevgili öğrencilerim, müfredatımızla ilgili olmamış, geçen yıl öğrendiğiniz konularla ilgili bir tombala oyunu. Diyor ki öğretmen elementlerin özelliklerini verdi ve tombalayı ilk yapan öğrenci hangisi olur diyor. Elementler ve özellikleriyle ilgili öğrenciler pekiştirsin, konuyu daha iyi
öğrensin diye öğretmen bir etkinlik yapmış ve bu etkinlikte ilk ton balayı yapan, ilk önce bitiren kim olabilir diyor. Yani şuradaki element özelliklerine bakacağız, hangi element olduğunu bulacağız ve ona göre işaretleme yapacağız. Şimdi dediğim gibi 7. sınıfta işlediğimiz bir konu olduğu için sevgili öğrencim, yani bunu unutmuş olabilirsiniz. Biz normalde madde ünitesinde bu yıl neyi gördük? Periyodik sistemin tarihçesini gördük. Periyodik sistemde nötr bir atomun atom numarasını, proton sayısını biliyorsak, periyodik sistemdeki yerini, yani periyot ve grubunu bulabileceğimizi öğrendik ve sınıfları öğrendik. Yani metal, ametal, yarı metallerin özelliklerini, soru gazlarının özelliklerini öğrendik. Hani bunu unutmuş olabilirsiniz. Hani açıp da 7. sınıf müfredatından ay eyvah sınavda çıkar mı bunları bir daha ezberleyin diye düşünmeyin. Belirgin olan şeyleri zaten sürekli kullandığımız için aklınıza gelir. Ama şimdi şurada bazı detaylar var şurada mesela. Anlatacağım, dinleyelim bakalım. Çözelim. Zeppelinlerde derin dalış tüplerinde zeppelin deyince aklımıza kimin gelmesi gerekiyor? Muhakkak helyumun gelmesi gerekiyor. Şimdi derin dalış tüplerinde kaynakçılıkta ve nükleer santrallerde soğutucu demiş. Soğutucu deyince azot aklınıza gelebilir ama hayır, burada azottan bahsetmemiş. Şimdi derin dalış tüplerinde ve kaynakçılıkta da helyum olduğu için burada bir kere helyumu bulacağız. Hidrojen demiş. Helyum var. Helyum yok. Cevap kimle kim olabilir? B ile C olabilir. Yani Nilüfer Gülizar olabilir. Devam. Işıklı reklam panolarında ve parotenerlerde kullanılmakta. Işıklı reklam panosu dediğimizde hemen aklınıza kim gelecekti? Neon gelecekti. Neona bakıyorum var, neona bakıyorum var. Devam. Havai fişek ve kibrit gibi malzemelerin yapımında kullanılır. Şimdi biz burada müfredatımızda bir fosfordan bahsediyorduk, bir de kükürtten bahsediyorduk. Kibrit deyince ama aklımıza ilk olarak kim gelecekti? Kükürt gelecekti ve havai fişek deyince de yine aslında kibritte fosfor da var. Yani havai fişek dediğimizde ve kibrit dediğimizde ya fosfor ya da kükürt aklınıza gelebilir. Çok normal. Daha çok ama biz hangisinden bahsediyoruz? Kükürtten bahsediyoruz. Azotun özelliği değildir bu. Yani azotta ben bunu kullanmam. Cevabım ne olur? Kükürt olur. Bu durumda cevap Ceyhan'dır, yani Gülizar'dır. Ama dediğim gibi sevgili öğrencim, bu soru biraz 7. sınıf sorusu, 7. sınıf müfredatı ile ilgili bir soru olmuş. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum.